İyi Günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe Haberleri Sunar Tigranakert'te tarihi bir yapının kalıntıları ortaya çıktı. David Babayan, Rus barış gücünün görev süresi 3 yıl daha devam edecek. Avrupa Birliği, Yerevan'ı ve Bakü'yü gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyor. Almanya'da Ermenilere karşı yapılan soykırımı inkar edenlerin hapisle cezalandırılmasını öngören bir yasa tartışıldı. Lemkin Enstitüsü Aliyev'in soykırım söylemini kınadı. Uğur Günel Subaşı'nın Ermenilere yönelik soykırım ve dersim harekatı kurbanlarının anısına adanan makalesi. Artsak Hazineleri, Agaheçk Kalesi. Tigranaker Diyarbakır'a bağlı Yenişehir ilçesinde, Kensel Dönüşüm adı altında yıkılan Ben Hüseyin semtinin molozları altında yeni tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Kimi arkeologlar tarafından ikinci sur olarak tanımlanan kalıntıların üstü kayyum tarafından yönetilen Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından toprak ve betonla kapatılıyor. Söz konusu kalıntılar gün yüzüne çıkarılmadan tahrip edileceği endişesi yaşanıyor. Toprak ve betonla kapatılan kalıntıların üstünde yeşillik ve bisiklet yolları gibi çalışmalar yürütülüyor tarihi ve yapısı hakkında bilgi edinilmezken kalıntıların çok eski zamanlara ait olduğu düşünülüyor. Söz konusu kalıntıların yapısı ve taş şekli surların yapısıyla uyumlu gözüküyor. Kayyumun çevre düzenlemesi durdurulması halinde tarihi kalıntılar yeniden toprağa gömülebilir. Arsak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan, Aliyev'in tüm açıklamalarının Ermeni nefretinin ve Rus karşıtlığının sonucu olduğunu söyledi. 8 Kasım 2022'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı işgal altındaki Ermeni Şuşu'yu ziyaret etti ve buradan Arsak Ermenilerinin yakında oradan ayrılacak olan Rus barış güçlerine umut bağladıklarını söyleyerek hem uluslararası topluma hem de Arsak'taki Ermenilere tüm Ermeni halkına bir kez daha saldırıcı açıklamalarda bulundu. Babayan, Arsak'ta görev yapan Rus barış güçlerinin görev süresinin bitmesine daha 3 yıl var. Arsak'ta kalmış sürelerinin imzatılması veya kısaltılması hakkında konuşmak için henüz çok erken. Elbette Aliyev manipülasyon yapıyor, kar elde etmeye, Arsak'taki Ermenileri korkutmaya çalışıyor. Ama barış gücü meselesini tartışmak için daha zaman var, dedi. Arsak Dışişleri Bakanı'na göre Aliyev'in açıklaması sadece uluslararası topluma şantaj ve aşağılama değil, aynı zamanda bir suçlamadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ne derse desin, Batı Ermenistan, Arsak Ermenilerinin haklarının korunması konusunu gündemde tutmaya devam ediyor ve çeşitli platformlarda hukuk paketi sunuyor. Bu hafta Dağlı Karabağ çatışma bölgesinde 44 günlük savaşın sona ermesinin ikinci yılı. Bu vesileyle Avrupa Birliği son 30 yılda çatışmanın tüm Ermeni ve Azeri mağdurlarını anıyor. Avrupa Birliği, son 30 yılın yaralarının iyileşmekten uzak olduğu hala kırılgan ortamda tarafları söylemlerini yumuşatmaya ve birbirlerine karşı tehdit veya suçlamalardan ve askeri provokasyonlardan kaçınmak da dahil olmak üzere gerginliğin gereksiz şekilde tırmanmasından kaçınmaya çağırıyor. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in yüksek temsilcisi Joseph Borrell'in Avrupa Birliği özel temsilcisi Toivo kişisel çabalarıyla ve Avrupa Birliği'nin diğer mekanizmalarıyla her iki tarafın isteklerine yanıt verilmesine ve tüm önemli sorunların kapsamlı ve adil bir şekilde çözülmesine yönelik çalışmalarını desteklemede aktif olarak yer almaya devam edecektir. Batı Eministan bu adımı olumlu değerlendiriyor. Almanya'da soykırımın ve savaş suçlarının inkarı suç sayılması sorunu tartışma konusu haline geldi. Hukukçulara göre Ermenilere karşı uygulanan soykırımı inkar edenler de cezalandırılabilir. Sosyal Demokrat Partisi, Hür Demokrat Partisi ve Yeşiller Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti yasa tasarısını görüşülmek ve oylanmak üzere Bundestag'a sundu. Muhalefetteki Sol ve Almanya için alternatif partileri karşı oy kullanılmasına rağmen 514 milletvekillerinin oy vermesi sonucunda yasa tasarısı kabul edildi. Söz konusu mevzuat değişikliği, soykırım ve savaş suçlarını inkar ederek kin ve şiddeti körükleyen herkese 3 yıla kadar hapis veya para cezası öngörüyor. Lemkin Enstitüsü'nün Twitter paylaşımında şöyle yazıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ve Azerbaycan hükümetinin Zafer Bayramı konuşmalarında belirli soykırım söylemlerini kullanmalarını kınıyoruz. Mütevazi ifadeler soykırım söylemini ve niyetini gizlemeye çalışıyor. Uluslararası toplumu bu söylemi kınamaya ve Ermenileri korumaya çağırıyoruz. Lemkin Enstitüsü yayılan mesajda, Aliyev'in Ermenileri trajedi beklediği veya Azerbaycan'ın sabrı tükeniyor sözlerini örnek veriyor. Enstitü, Ermeni halkına karşı bir soykırım daha yaşanmaması için uluslararası toplumun dikkatini bu retoriğe çekiyor. Dersim'de bir bölgeye karakol yapılacak olmuş. Halk tabi direnmiş günlerce ama bir noktada direnişi bırakmak zorunda kalmışlar. Kepçe gelmiş, bütün halk oradayken ve toprağa kazmaya başlamış. Ancak bir süre sonra topraktan kıpkırmızı bir şeyler akmaya başlamış. Kepçe vurdukça toprak adeta kanıyormuş. Ermeni geneleyinde her çocuk doğduğunda birkaç küp şarap gömülürmüş toprağa ve çocuk büyüyüp evlendiğinde o yaklaşık 20 yıllık şaraplar topraktan çıkarılarak büyük bir keyifle düğünde içilirmiş. Topraktan sızan kırmızı sıvı işte o şaraplara aitmiş. Uğur Güney Subaşı'nın Ermenilere yönelik soykırım ve Dersim Harekatı kurbanlarının anısına yazdığı makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Ağaheç Kalesi, Arsak Cumhuriyeti'nin Kaşatak bölgesindeki Mirik Köyü'nün batı kenarında yüksek bir tepenin üzerinde inşa edildi. Kale, Ağavno Nehri'nin sağ kıyısında yükselen dağ sırtında yer almaktadır. Anıt 2013 yılında arkeolog Sarkisyan'ın kazı çalışmaları sırasında keşfedildi. Anıt hakkında çok az tarihi bilgi korunmuştur. Kale milattan önce 9 ile 8 yüzyıllarda yapıldı ve yaklaşık 300 yıl ayakta kaldı. Aheç Kalesi benzersiz bir anıttır. Ermenistan, Güney Kafkasya ve tüm Sovyet sonrası bölgenin eski uygarlıklarında burada korunan mimari kompleksler gibisi yoktur. Demirin yaygın olduğu dönemde inşa edilmiş olup farklı zaman dilimlerinde bir arada hiç görülmemiş, gelişme hiç görülmemiş, gelişmiş Asya'nın farklı dönem ve uygarlıklarının özelliklerini taşıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi sizin için Büyük Ermeni sanatçı Civan Gasparyan çalıyor. Eserin tamamını web sitemizden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.